Ne dediğinizi gerçekten anlamıyorum. Haklısınız tabii. Yani bu aralar ben de ne konuştuğumu bilmiyorum. Çok abuk subuk hareketler yapıyorum. Mesela bazen kelimeleri tersten söylediğim bile oluyor. Mesela kılçnaksnık. Kılçnaslık? Hmm. O ne komiserim? Yani ben düzünü sen söylersin diye düşündüm, umut ettim ama. Zor tabii. Çevirmemi ister misiniz? Ne dediğinizi gerçekten anlamıyorum. Kıskançlık diyorum kızım. Şu Paris ofisinin başına diyorum. Behrin geçti diye delirmiş olmalısın. Ne münasebet. Aksine sevindim. Hadi canım şimdi. Niye sevinmeyeyim anlamadım. Az önce dedim ya, kıskançlık. Yani insanı delirtir, kudurtur. Yani zaten bütün bu cinayetlerin asıl sebeplerinden biri. Bir, nedir? Para. İki, kıskançlık. Ben kimseyi öldürmedim. Tabii. Paris şubesinin başına geçmek hiç umurunda değildi, değil mi? Umurumdaydı ama isteseydim de geçemezdim. Evliyim ben. Paris'e gitmeyi kocam istemiyordu. Onu bırakıp gidecek halim yoktu ya. Tamam, boşanırdınız belki. Asla. Kocamı seviyorum ben. Hem kim uyduruyor bu saçmalıkları? Kim söyledi bunu size? Ha işte bir bilsem. Bir bilsem. Efendim? Diyorum ki kim öldürdü o zaman? Yani dışarıdan o kadar kalabalığın içinde biri girip pat diye öldürmedi ya kızı. Kesin içimizden biri mi? Ha bilmiyorum, sence öyle değil mi? Ya yapmaz kimse öyle bir şey. Ama? Benden duymuş olmayın ama Sıtkı Bey'le ikisi çok samimiydi. Yani bizim ofiste kapılar hiç kapanmaz ama bu ikisi bir araya geldiği zaman bir kitlemedikleri kalırdı. İşlerim vardı yani. Bilmem ama sık sık olurdu böyle şeyler. Siz olsanız ne düşünürdünüz? Kusura bakmayın, beklettim sizi. Rica ederim. Hoş geldiniz. Sizinle tanışmamıştık öyle değil mi? Yaman komiser bizim bürodan. Memnun oldum. Ben de. Buyurun oturalım. Sıtkı Bey yok mu? Az önce spor salonuna gitti. Bir saatten önce de gelmez. Keşke gelmeden önce haber verseydiniz. Olsun, biz bekleriz. Değil mi başkomiserim? Nasıl yani? Benim kocamın. Berin'le ilişkisi mi varmış? Şüphelendiğiniz bir şey olmadı mı hiç? Neyinden şüphelenecekmişim? Çok samimlermiş. Üstelik 5 yılda çok hızlı yükselmiş. Neredeyse bütün projelerde Berin Hanım'ın imzası var. Bu çok normal. Berin çok yetenekli ve zeki bir kızdı. Sıtkı'yla da iyi anlaşırlardı. Aşkım, erken geldin. Telefonumu unutmuşum, onu almaya geldim. Hayırdır komiserim, bir sorun mu var? Komiser beyler nereden duydularsa Berin'le senin aranda bir ilişki olduğunu düşünmüşler. Delirdiniz herhalde. Kim uydurdu bunu? Bir şey söylemeyecek misin? Yalan söylediklerini ikimiz de biliyoruz başkomiserim. Söyle Ece. Orhan hemen buraya gelebilir misin? Bir sorun yok değil mi? Sorun yok ama inan şok olacaksın. Şok mu? Neden? Sorma, Orhan gel işte. Tamam peki. Otopsiyle bir sorun yok değil mi? Herkes kadar. Tam 4 taneler. Ve inanmayacaksınız ama midesinden çıktı. Ciddi olamazsın. Değişik bir tat anlayışı varmış. Boğazı parçalanmış. Yani biri zorla yutturmuş. Ulan herif çoğuluna bak ya. Geldi şak kadana girdi başkomiserle aramıza. Kılıç gibi bir barik. Böyle yarıp geçiyor. Oğlum ne kılıcı lan, ne diyorsun coşma lan? Ne bileyim komiserim ya, ne bileyim. Öyle abuk sabuk konuşuyorum işte, bakmayız. Oğlum bana bak, ne oluyor lan sana? İyi misin? Ateşli hastalık mı geçiriyorsun oğlum? Bir bilsem komiserim, bir bilsem. Şöyle bir koltuk bulsam, ona böyle yapışsam diyorum. Yo yo, ya da en iyisi ben sağır olayım böyle. Duymayayım, görmeyeyim, kıpırdamayayım. Emre yok oğlum, sen iyi değilsin. Dur bakayım. Hadi, hadi yürü, gidiyoruz buradan sana, hadi. Nereye komiserim? Hele hele. Önce oradan bir sevk alıp sonra da hop hastaneye. Sana şöyle baksınlar, güzel bir check-up yapsınlar. Ne olur ne olmaz yani. Tabii, tabii. Azıcık dertlendin mi hemen kurtulun Emre'den değil mi? Hemen atın başınızdan. Zaten hastanede koyarsınız böyle laptopu kucağıma.
Pasta başıma oradan çalışırım ben tabii. Gariban Emre. Oluyor lan. Oğlum bana bak, kendine gel. Abuk sabuk hareketler yapma bana. Ne olur lan sana? Kafanı bir yerlere mi vurdun oğlum? Elektrik mi var lan? Kaçak mı var burada? Sen ne diyorsun sen ya? Boş verin komiserim ya. Boş verin. Siz en iyisi alın bunu. Böyle güzelce mi okuyun. Hadi bana eyvallah. Şşş oğlum dur lan. Nereye gidiyorsun lan? Revire. Oradan da Sekle Bakırköy'e. 15 gün yatış versinler bana. Oğlum dur lan. Şşş. Nereye? Lan Emre. Allah Allah. Oğlum ne oluyor? Çok çalıştırıyorsunuz bu herifi burada. Yaktı adam devreleri ya. Önce başkomiserim dinlemesini bileceksin. Başkomiserim. Hayırdır, yalan komiserim yok mu? Ya sen çok mu alındın bana? Ayşem estağfurullah, haddim mi? Selim. Bu arada Melike yalan söylüyormuş. Sorursa ben gireyim mi yine? Bizim bir işimde bir çocuk var, adı Emre. Vallahi delidir melidir ama hiçbir şey gözünden kaçmaz yani. Şak diye yakalar. Neden? Çünkü internet hiçbir şeyi unutmaz. Yani o öyle diyor. Şimdi girizgahtan da anlaşıldığı üzere sen başla bakalım bir dökülmeye. Sökül iyice. Anlatacak bir şey yok. Anladım. Yani ben susayım, deliller konuşsun diyorsun. Peki olur. Şimdi burada önümde bir mail. Diyor ki gönderin içeriği. Bu senin yazdığın şeyler oluyor. Ne demiş burada? Terfim bugün açıklanacak. Benden haber bekleyin. Kime gönderilmiş? Paris'te bir emlakçıya. Kim tarafından? Melike Coşkun. Ki bu da sen oluyorsun galiba. Evet. Yazmıştım öyle bir mail. Evet, hem de olay günü. Bakın ne demeye çalıştığınızı anlıyorum. Ama Berin'i ben öldürmedim. O zaman ne bunlar? Yok ben Paris'e gitmek istemezdim de, yok ben öyle şeylerden bilmiyorum, haberim yok da falan ayaklar yapıyorsun bana. Benden şüphelenirsiniz diye korktum. Of. Ya ben şunu bir anlasam yani, yıllardır sizin kafanız nasıl çalışıyor böyle? Sorun bende değil mi? Hakikaten sorun bende yani. Bakın şimdi ben aslında... Tamam, mersi. Bakın komiser bey, neden buradayım anlamadım. Aslına bakarsanız ben de sizin kadar şaşkınım. Ne demek şimdi bu? Berin Hanım'ın Fikret Bey için yaptığı çizimleri hatırlıyor musunuz? Elbette. Ama kaybetti. Gerçekten mi? Kağıt üzerindeki parmak izi araştırmasını yaptık başkomiserim. Şimdi sıkı durun. Kağıtları Sıtkı parçalamış. Kağıt üzerinde parmak izleriniz var. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Ben onun patronuydum. Tabii ki çizimlerine baktım. Bakın Sıtkı Bey, anlatamadım galiba. Kağıtta sadece sizin ve Berin Hanım'ın parmak izleri var. Ve biri bu çizimi kağıt imha makinesinde parçalatmış. Berin Hanım olamayacağına göre geriye tek bir kişi kalıyor. Ben neden böyle bir şey yapayım ki? Onu size anlatacaksınız. Tabii ki daha fazla şüpheli durumuna düşmek istemiyorsanız. Yapmak zorundaydım. Anlatabiliyor muyum? Buna mecburdum. Neden? Mahmut. Fikret'in orada. O gün ofise geldi. Bir an evvel Fikret'ten kurtulmak istediğini söyledi. Fikret'in yönetim kurulundaki toplantıda başarısız ve hazırlıksız olması işine gelecekti. Bunu sağlarsan ihya ederim seni. Bütün büyük işleri sana paslarım. Dekolant'tan daha büyük işleri. Unutabiliyor muyum? Siz de dediğini yapmaya karar verdiniz. Çok kolaydı. Berin benden asla şüphelenmezdi. Çizimleri aradı ama sonra kendini kaybettiğini düşündü. Ben de şirketimin geleceğini garanti altına almış oldum.
Hepsi bu. Bakın komiser bey, onu ben öldürmedim. Ejder. Efendim sana. Bir bakar mısın, bir şey buldum. Galiba bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol. Ay yine mi? Merak etme. Ofis bitti. Bunlar evden. Maktun'un evinden mi? Hayır, benim evim. Ya ben sana bir şey soracağım. Merak ettiğim bir şey var ama... Sor. Maktun'un midesinden maket adamlar çıkmış. İnanmıyorum ya. Boğazını parçalamış. Katil herhalde zorla yuttu. Niye ki? Ne zoru varmış? Bilmem. Mut et soruyu. Selim komiserime ver. Katili yakalayınca soru versin ona. Tamam tamam, anladık. Hiç havamda değilim diyorsun. İşin başından aşkın. Bizim de. Kolay gelsin o zaman. Sana da.